Baykar 17 Temmuz'da içinde muharip insansız uçak sistemine ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak bayram hediyesi yükleniyor, 20 Temmuz'u bekleyin ifadelerini kullanmıştı. Baykar sosyal medya hesabından bu sabah o hediyeyi açıkladı. Muharip insansız uçak sistemi MIUS projesinin kavramsal tasarım görselleri paylaşıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştığı videoyla muharip insansız uçak sistemi projesini tanıttı. İnsansız savaş uçağı MIUS projemizi 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. MIUS, muharip insansız uçak sisteminin kısaltması. Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız iyice MIUS'a odaklandı diyebilirim. İnsansız savaş uçaklarının aynen siyalarımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. MIUS, Cessna'ya yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki prototipler ise Cessna'nın üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalılık kapasitesine sahip olacak. Hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Ve yine kanatlarında da mühimmat taşıyabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden çok farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. En önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Bayraktar ayrıca hedefimiz 2023'te bir üst prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek dedi. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı file otonomisi ve maliyet etkinliğiyle hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz 2023'te MIUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Daha önce de ifade ettiğim ve siyalarımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız.